Canım arkadaşlarım hepinize selamlar 40 soru serisi problemler kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz nerede kalmıştık bu kitapta 6. teste kaldık ve 6. teste alakalı sana çok önemli uyarılarda bulunacağım bunları mutlaka cebine koyman lazım bunları mutlaka aklına yazman lazım mutlaka not alman gerekiyor şimdi söylüyorum uyarılarımı aklına bulunsun. Altıncı testte birinci soru, ikinci soru, dördüncü soru ve altıncı soru. 1-2-4-6, 1-2-4-6, 1-2-4-6 bunlar çok ama çok önemli sorular gençler. Aklınızda bulunsun. Bunları mutlaka bir fosforlu kalemle çerçeve içerisine al. Bunların çözümünün üzerine düş ve sınavdan önce tekrar etmen gereken sorular kategorisine bunları da dahil et. Mutlak surette dinlemen gereken, mutlak surette çözümlerini öğrenmen gereken, görmen gereken soru tipleri bunlar. Evet, 40 soru serisi problemler kampımız Biliyorsunuz TYT kampından hemen sonra başladık sevgili arkadaşlarım ve iki kitabında satış linkleri açıklama kısmında mevcut. Kitapların fiyatları gayet uygun sizler için. Evet gençler hazırsanız geçelim dersimize. Hadi bakalım. Evet 6. testimizde olduğumuzu söylemiştik. İlk sorumuzla başlayalım. Şöyle soruyu biraz daha yaklaştırmamda sanırım fayda var. Aynen. Şimdi diyor ki 15 tane koşucunun katıldığı bir koşu yarışıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiş. Yarışmaya katılan koşuculara birden başlanarak 15'e kadar farklı olan numaralar verilmiş. Şimdi 15 tane yarışmacı var. Hepsinin numarası birbirinden farklı ve birden 15'e kadar olan ardışık sayılardan oluşuyor. Yarışmayı birinci olarak bitiren koşucudan her en sonra koşucudan sonra her en numaralı koşucu yarışmacı yarışmayı sevgili arkadaşlarım kendinden önce bitiren koşucudan en saniye daha geç bitirmiş. Hmm. Peki yarışmayı kim kazanmış peki? 6 numaralı koşucu kazanmış ve bu yarışı 73 saniyede koşmuş. Yani bu koşuyu 73 saniyede tamamlamış. Şimdi öncelikle şöyle. Birinci bitiren yarışmacımız 73 saniyede bitiren 6 nolu koşucumuz. Doğru mu? Yarışmayı sonucu bitiren koşucu yarışmayı kaç saniyede bitirmiştir diye sormuş ya. Şimdi ben bir sonraki koşucuya bakacağım. Bir sonraki koşucu önündeki koşucunun numarası kadar sonraki saniyede bitirmiş. Yani 73 artı 6'dan kaç saniyede bitirir arkadaşlar? 79 saniyede bitirecektir derim. Ve burası da varsayalım ki x nolu koşucu. Yani bilmiyoruz ikinci bitireni. O zaman Üçüncü bitiren yarışmacı kaç saniye bitirir? 79 artı x saniyede bitirir. Ve bu da y nolu koşucu olsun. O zaman diğeri 79 artı x artı y saniyede bitirir. Bu da z nolu koşucu olsun. E şimdi o zaman 5. yarışmacı 79 artı x artı y artı z saniyede bitirir ve bu bu şekilde devam eder. Sonuna kadar devam eder. E şimdi çok güzel de biz burada neyi anlamamız gerekiyor? Şimdi 73 cepte tamam mı? 73 cepte. Şimdi şurası Kaç saniye sonra bitiriyordu? 73 artı 6. Ben bu 79'u buradan sileyim, 79'u buradan sileyim ve diyelim ki buraya 73 artı 73 artı 6 diyelim. E şimdi o zaman burası 73 artı 6 artı x olur. Burası 73 artı 6 artı x artı y olur. Burası 73 artı 6 artı x artı y artı z olur aslına bakarsan. E şimdi her birinin süre olarak ben neyini bulmuş oluyorum aslına bakarsanız. Ee, bu elemanların numaraları toplamı olarak buluyorum. Bak numaraları toplamı olarak buluyorum. E şimdi çok güzel. Biz zaten altın oğlu koşucunun 73 saniyede bitirdiğini biliyoruz be güzel kardeşim. Tamam 73 saniyede bitirdiğini biliyoruz. 73'ün üzerine ben ekleme yapacağım. Kimleri ekleyeceğim? Numaraları ekleyeceğim. Yani birden kaça kadar? N'e kadar olan numaraların toplamı. En kaç burada? 15. Tamam mı? 15. 15 kişi vardı çünkü. Bu toplam bana 15 çarpı 16 bölü 2'nin kendisini verir. 2 ile 16'yı sadeleştirdim ve 8 yazdım. 15 kere 8 de bana 120'yi verdi. E şimdi o zaman ben 120 ile otomatikman e, şuradaki 73 saniyeyi toplarsam sonucu yarışmacının yarışı bitirdiği süreyi bulurum. D gibi mesela. Tamam ama D'yi işaretlemeyeceğim merak etme. Çünkü sevgili arkadaşlarım burada Altınoğlu Koçucu'nun böyle bir derdi yok. Yani bu adam 73 saniyede bitirmiş. Eyvallah. E, sonra... Diğerleri bu numaralar kadar sonrasını bitirmiş. Yani 6 numaralı oyuncu bundan bağımsız. Demek ki ben bu 193'ten 6'yı çıkaracağım ve 187 saniyede bitirmiştir diyeceğim. Sonuncu koşucu yarışı yani cevabımız B şıkkı olacaktı diyebiliriz. Ve devam ediyorum ikinci sorumla. İkinci soruyu şöyle ekrana bir sığdıralım isterseniz. Sığmadı çünkü. Bayağı geniş bir soru. Şöyle yapalım. Aynen. Şimdi bir hedef hedef platformunda Aşağıdaki gibi dizili fayanslar bulunmakta gençler. Fayansların üzerinde de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yazılmış böyle yukarıdan aşağı sırayla. Dizili olan fayanslara 3 atış yapan Yusuf her atışta en fazla bir tane fayans kırabilir. Yani bir, bir kere attım bir taşla iki kuş vurdum falan diyemiyoruz tamam mı? İsabet ettirdiği her atışta isabet ettirdiği fayans üzerindeki sayı kadar puan alır. İsabet ettirilen fayansların üzerindeki sayıların herhangi ikisi birbirinin tam katı olursa puan alamaz diyor. Mesela burada örnek vermiş. Diyor ki 2 4 8'i vurdu diyor. E 4 2'nin katı, 8 2'nin katı, 8 4'ün katı. E puan alamıyor. En az bir tanesi bile birbirinin katıysa puan alamıyor. 2 6 9 bak. Burada 6 2'nin katı değil mi? O zaman puan puan yok diyoruz. 3 3'ü vurmuş, 9'u vurmuş bile isabet ettirememiş. İsabet ettiremedi. Tamam eyvallah ama al e, 9 3'ün katı olduğu için yine puan alamayacak diyeceğiz. Buna göre yaptığı 3 atışı ardışık tam sayıların yazılı fayanslara isabet ettiren Yusuf'un alabileceği puanların toplamı soruluyor bize. E şimdi bak güzel kardeşim. Burada ben ardışık vurduğunu bana soru vermiş. 3 atışı da ardışık sayılardan oluşmuş. Yani 2'yi, 3'ü ve 4'ü vurmuş olabilir. 3'ü, 4'ü ve 5'i vurmuş olabilir. 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, 7 8 9, 8 9 10'u vurmuş olabilir, değil mi? Şimdi burada 2, 3, 4'te 4, 2'nin katı olduğu için burada puan yok. 3, 4, 5'te puan alır, 12 puan alır. 4, 5, 6'da tam katı yok, puan alır. Toplamı 15 kadar puan alır. 5, 6, 7'de birbirinin katı yok, bunların toplamı 18 yapar, puan alır. 6, 7, 8'de birbirinin katı olan sayı yok, tam katı olan sayı yok, puan alır, 21 puan alır. 7, 8, 9'da yine birbirinin katı olan sayılar yok ve toplamda 24 puan alırken 8, 9, 10'da da birbirinin katı olan sayılar yok ve buradan da 27 puan alır. Yani puan alamadığı tek durum ardışık sayılarda 2, 3, 4'müş. Şimdi bizden ne istenmiş? Bunların toplamı. Bunların toplamını da <laughs> oturup tek tek toplama şöyle yap. 6 tane aralarında üçer üçer fark olan sayılarımız var. Burada sonuncu ve birincinin toplamı 39 yapıyor. Dikkat et bununla bunun toplamda 39 yapar. Bununla bunun toplamda 39 yapar. Demek ki 3 tane 39 bana cevabı verecek. Cevap 117 yapar arkadaşlar. Hemen şıkkı bulup işaretleyelim. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet ne demiştim? 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Birinci ve ikinci beğendiğim ve sizlere seçtirdiğim, sizlere mutlaka notunu alın dediğim soruları bitirdik. Şimdi... Dördüncü soruya erişmek üzere üçüncü sorumuzu çözeceğiz. Üçüncü soru standartlara göre bu kitabın biraz altında olan bir soru. Yani kolay olan bir soru ama MSV'de karşına çıkma ihtimali tabii ki yine var. Bir kafede 1 litre portakal suyu üretebilmek için 3 kilo portakal kullanılmaktadır. Şimdi 1 litre için 3 kilogram portakal harcanıyor. Bu kafede e, kafe kilogramını 4 liradan aldığı portakal e, suyu 4 liradan aldığı portakallardan portakal suyu üretiyor. Şimdi bunun kilosunu 4 liradan alıyorsa demek ki bunun için... 12 lira para harcıyor. Ve portakal suyu üretip portakal suyunun litresini 15 liraya satıyor. E bir litresini 15 liraya satıyor. Yani arkadaşlar olay şu mu? Ben her 12 lira harcadığımda 15 lira kazanıyorum. Her 12 lira harcadığımda bir 15 lira daha kazanıyorum. Yani buradaki karım ne benim? 3 lira. Şimdi bizden ne istenmiş? Kafe bu satıştan yüzde kaç kar elde etmektedir? Şimdi 12 harcayıp her seferinde 3 lira kazanıyorsa bizim kar marjımız 12 de 3'tür. Değil mi? O zaman yüzde kaçtır diye merak ediyorum. E bu bunun 4 katı hocam. 4 katı 100 olan sayı kaçtır? 25 demek ki yüzde 25 bana cevabı verecek. Yani cevabımız değişik olacaktı diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ne demiştim? 1, 2, 4, 6 demiştim. Şimdi dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruda yukarıda bir bilgi verilmiş. Bu bilgiye göre çözeceğiz soruyu. Diyor ki gemi radarlarında Radarların bulunduğu geminin konumu O noktasıyla gösteriliyor. Radar üzerinde O noktası merkez e, olacak şekilde. Şimdi merkez olacak şekilde ise demek ki O noktamız burası arkadaşlar. Merkez olacak şekilde yarıçapları içten dışa doğru R, 2R, 3R, nokta 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 8R olan çemberler bulunur. İşte burada da verilmiş bu. Bu çemberler yardımıyla radarda görülen gemilerin uzaklıkları belirlenir. Halikarnas isimli geminin radarı ve radarı üzerinde görülen Bodrum ile Kurutaş isimli gemiler aşağıda gösterilmiş. Şimdi biz şu an bu gemideyiz. Hangi gemide? Halikarnas gemisindeyiz tamam mı? Ve bu da Halikarnas gemisinin radarı. Halikarnas ve Bodrum gemileri birbirine doğru. Şimdi birbirine doğruysa bu bu tarafa doğru. Bu da bu tarafa doğru hareket edecek. Birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Sırasıyla saatte 42 ve 48 mil hızlarla aynı anda harekete başladıktan 20 dakika sonra karşılaşıyorlar. Şimdi bak bir tanesi 42 mil hızla bu Halikarnas Halikarnas isimli gemi. Öteki de Bodrum isimli gemi. Ve bu da 48 mil hız yapıyor. Ve birbirlerine doğru hareket ettikleri için hızlarını toplayacağım. Ve bunu saatte yani 20 dakikayla. 20 dakika 1 bölü 3 saattir. 1 bölü 3 ile çarpacağım. Bu bana 90 çarpı 1 bölü 3'ten 30'u verir. Şimdi 30 mil yaptı. Yani bunlar birbirleriyle karşılaşana kadar... Bunlar birbirleriyle karşılaşana kadar ne kadarlık bir e, yol katetti toplamda ne kadarlık mesafe kapandı 30 mil. O halde buradaki 1, 2, 3, 4, 5 R, 5 R eşittir 30 mildir diyeceğim. Ve R'yi buradan 6 mil olarak bulacağım bu cepte. Şimdi 1 bölü 3 saat kadar hareket etmişlerdi ya sorumuzun devamını bir okuyalım. Diyor ki karşılaştıkları anda Kuru Taş gemisi yani şuradaki olaya şu an hakim olmayan gemimiz tamam mı saatte 35 mil hızla harekete başlıyor ne tarafa doğru ee, Halikarnas gemisiyle aynı yöne doğru varsayalım ki bunlar şurada bir yerde karşılaştılar Halikarnas bu tarafa doğru giderken Kuru Taş da bu tarafa doğru gidiyor ama bunun hızı bu sefer 35 ve Halikarnas'ın hızı hala 42. Şimdi Halikarnas daha hızlı olduğu için Kuru Taş'tan Demek ki sevgili arkadaşlarım ne olacak? Burada Halikarnas Kurutaşa yetişecek. Diyor ki Kurutaş gemisi hareket ettikten kaç saat sonra Halikarnas gemisiyle yan yana gelir. Yani diyor ki kaç saat sonra yetişir Halikarnas Kurutaşa? Şimdi aralarındaki hız farkı kaç? 42'den 35'i çıkardım 7. Aralarında 7 mil hız farkı var. 7 mil hız farkı var. E peki güzel. Şimdi aralarında 7 mil hız farkı var da aralarındaki yol farkı kaç be güzel kardeşim onu bulalım. Şimdi ben Bunların nerede karşılaştıklarını da biliyorum. Şu noktadan itibaren varsayalım ki şurada karşılaştılar ya. Şu kısmı nasıl hesaplarım? Bodrum'un hızı ki Bodrum'un hızı 48'di. E 1 bölü 3 saat sonra karşılaşmışlardı. Ben 48'de 1 bölü 3'ü çarparsam 16'yı verir bana. Demek ki burası 16 milmiş. E şimdi burası da 1 2 tane R var 2 de biliyorsun 2 kere altından 12 mildir bak burası da 12 mil aralarındaki mesafe 16 artı 12'den 28 mildir diyebilir miyim? 28 milde yol farkı varmış bu iki geminin arasında e 28 millik yol farkı 7 hızla hareket edilirse 4 saatte kapanır diyeceğim ve bizim doğru cevabımız da sevgili arkadaşlarım C seçeneği olacak diyebiliriz. Bu dördüncü soruydu. Dikkat et dediğim sorulardan bir tanesiydi. Çok güzel bir TYT sorusu. Bak karşına MSÜ'de böyle bir soru çıkacağını zannetmem ama TYT'de ki ben MSÜ sorularıyla TYT, ayrı, TYT sorularının ayrımlarını çok iyi yapabilen bir hocayım. Dikkat et bu karşına TYT'de bu, bu, tarz bir soru çıkar. Mesela bir önceki sorumuz şu veya hatta şu soru örnek veriyorum. MSÜ tarzıdır. E, TYT'de çıkmaz mı? Çıkabilir. Ama şöyle düşünebilirsin. MSÜ TYT'nin alt kümesi gibi düşünebilirsin. MSÜ'nün örnekleri biraz daha spesifik oluyor. Ama bu örnek karşına TET'de çıkabilir dediğim. Şimdi 5. sorumuzu çözeceğiz. Birlikte hazırsanız. Ne diyor 5. soruda? A şehrinin KLM adında 3 tane ilçesi var. Şimdi şöyle diyelim. Şöyle yapalım. Soruyu daha iyi anlaman için. Valla şöyle bir şey çizdim inşallah güzel olur. Ha. Şimdi bu A ili, A şehri. Tamam. Bu A şehrinin de gördüğün üzere Şurada şöyle bir M ilçesi var. Şöyle bir L ilçesi var ve burada da bir K ilçesi var. Vallahi var ya sorudan güzel çizdim ha. Vallahi çok güzel çizdim. Şurayı da şöyle silelim. Ha, rutuş yapalım. Evet gençler şimdi bu A şehri. Ve bunun bir haritada mevcut. Yani ülke haritasında mevcut bu böyle bir şehir tamam mı? Diyor ki bu KLM adında 3 tane ilçesi vardır. KLM ilçelerinin A şehrinin haritası üzerindeki konumları verilmiş. Ve bu ilçelerde yaşayan insanların boy uzunluklarının ortalamalarına göre renklendirilmesi aşağıda gösterilmiştir. Bak renklendirmeyi boy uzunluklarına göre yapmış tamam mı? K ilçesi nüfusu M ilçesinin nüfusuna eşitmiş. Şimdi K'nın nüfusu M'nin nüfusuna eşit. K ile M birbirine eşit. Ve diyor ki L ilçesinin nüfusunun yarısıdır. Yani o zaman ben L ilçesinde 2K tane vatandaş varsa... K ilçesinde K, M ilçesinde K. Hatta K demeyelim. Şu K ile O K karışmasın. X diyelim, tamam mı? Burada 2X tane vatandaş var. Burada X tane, burada X tane diyebilirim. Çünkü bunlar birbirine eşitti ama bunun yarısı kadarmış. Toplam 4X vatandaş yaşıyor bu şehirde. Peki, şekildeki renklendirme aralıkları kullanılarak ülke haritası boyanacaktır. Yani ülkenin haritasını boyarken de yine bu e, aralık renklendirme aralığı kullanılacak. A şehri diyor ülke haritasında yani büyük haritada A şehri kompleş ilçelerden bağımsız olarak hangi renkle boyanır diye sorulmuş. Çok güzel bir soru. Ama işaret koydurtmadım bak. Ama çok güzel bir soru. Şimdi iyi dinle beni. Arkadaşım K ilçesinde X tane vatandaşın olduğunu biliyorum. M ilçesinde X tane. L ilçesinde 2X tane. Hatta bu yine bak burada da X var. Lan bütün değişkenleri kullanmışız soruda. Bize değişken kalmadı. Şuraya ben y diyeyim ya. Garanti olsun. 2y. y ve y tane vatandaş vardır diyelim. Tamam, böylesi iyi. y yok değil mi soruda? Yok. Çok güzel. Şimdi ben burada y tane vatandaş varsa e burası sarıyla boyanmış. Demek ki 185 küçük veya eşittir x o da küçük veya küçüktür 190 aralığından bir tane kullanacağım. Bunu k ilçesi için kullanacağım. Tamam mı? m ilçesi için de yeşille boyandığı için 175 küçük veya eşittir x o da küçüktür 180'i kullanacağım. Bundan da bir tane kullanacağım. Çünkü bu y iken bu da y. Ama şu maviden iki tane kullanacağım. Mavi dediğimiz yer şurasıydı. Yani iki tane kullanacaksam o zaman ben bunu 2 ile çarparım. Çarpı 2 derim. 2 ile çarparsam 172 ile çarptım 340 geldi. Küçük veya eşittir 2x dedim artık buraya. O da küçüktür. 175 2 ile çarparsam 350 yapar. Bundan iki tane kullandım. Şimdi ben bunların şehrin nüfusunu bulabilmek için bunların her birini toplarım. Toplarsam da 190, 180 daha 370'i verir bana. Bir daha bakayım 190, hayır, 370, 350 daha 720 yapar. Küçüktür dedim. Artık burada toplam kişi sayısı diyebiliriz. Bu da küçük veya eşittir. 185, 175 daha 360 yapar. 340 eklersem 700'ü verir. Şimdi benim toplam kişi adedim ne olmuştu? 4x olmuştu değil mi şurası? E ben x'i bulacaksam eğer 4'e bölerim. 700'ü 4'e bölersem 350, 175 gelir. 720'yi 4'e bölersem 180 gelir. 175 ile 180 aralığı neresi? Bak burası. Yani yeşil aralık. Demek ki bu ili de haritada renklendirirken yeşille renklendirmemiz gerekiyormuş. O halde doğru cevabımız C eşit olur diyeceğiz sevgili gençler. Nasıl soruydu ama? Bence güzeldi. Vallahi güzeldi. Sen de soruyu beğendiysen lütfen yorum kısmına belirt. Ama bak sınavda çıkabilir diye uyarmadım seni. Ama bir şeyleri anlayabilmen için bazı kazanımları e, oturtabilmen için çok değerli bir soruydu. Hangi kazanıma dikkat edeceksin burada? Burada neye dikkat edeceksin bu soruyu çözerken? Şuna. Burada Y birim nüfus varken, burada Y birim nüfus varken, burada 2Y birim nüfus varsa bu nüfusların, bu nüfusların çokluğunun nüfus ortalamasına oranı. O yüzden de bundan bir tane, bundan bir tane, bundan iki tane aldım. Çünkü nüfusa göre sıralayacağız biz bunları. Yani Nüfus sayısının ortalamadaki etkisini gördük aslına bakarsanız. Tamam. Bunu çoğu soruda da görebilirsin. Aklında bulunsun. Altıncı soru yine uyardığım sorulardan bir tanesi. Ee, 1, 2, 4, 6 demiştim. Bu da son soru artık. Sınavda karşına çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan. O yüzden dikkatli dinle beni. İbrahim'in girdiği sınavla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Sınavın 1, 2 ve 3. aşamalarındaki soru sayıları sırasıyla 5, 4 ve 3 sayılarıyla orantılı. Çok müthiş bir soru. Şimdi birinci aşama sınavın birinci aşaması. ikinci aşaması ve şuraya da üçüncü aşaması dedim. Kabul mü? Şu sıyı silelim ya. Hepsini aşama yazmış olalım. Aynen. Birinci, ikinci, üçüncü aşamamız var bizim sınav. Pekala. <laughs> birinci aşamadaki soru sayısı 5 ile, öteki 4 ile, öteki 3 ile orantılıymış. Yani o zaman ben burada 5K tane soru vardır. Burada 4K tane soru var. Burada 3K tane soru vardır diyebilirim. Bu soru adedi soru sayısı diyelim. Tamam. Daha sonrasında diyor ki sınavın 1, 2 ve 3. aşamalarındaki soruların her biri için alınan puanlar sırasıyla 2, 3 ve x sayıları ile orantılıdır. Şimdi puanlar diyelim. Puanlar da 2 ile orantılı 2x dedim. 3 ile orantılı 3x dedim. 3x demeyelim x'i kullanmışız yine. Lan bugün ne oluyor? Puanın p'si diyelim 2p, 3p ve xp diyelim. x ile orantılı olduğu için xp dedim. Sınavda yanlış yapılan ya da boş bırakılan sorulardan puan kazanılmamakta ve puan kaybedilmemektedir. Yani yanlış mı yaptın? Puan silmiyor. Boş mu bıraktın? Puan silmiyor. Veya puan da vermiyor sana. Zaten yanlış yapınca niye puan verirsin ki değil mi? İbrahim'in bu sınavın 3 aşamasında da yanlış yaptığı veya boş bıraktığı soru sayılarının toplamı eşittir. Şimdi 3 aşamada da hem yanlışlarının hem de boşlarının toplamı 3 aşamada da sevgili arkadaşlarım eşitmiş. Mesela burada Yanlış ve, top, yanlış ve boşlarının toplamı A tane soru. Burada da A tane soru. Burada da A tane soruyormuş. O zaman sana şunu sorarım ben. Birinci aşamada kaç tane doğru yapmıştır? 5K eksi A tane. İkinci aşamada 4K eksi A tane. Üçüncü aşamada da 3K eksi A tane doğru yapmıştır diyebilirim. Çok güzel. Şimdi... İbrahim bu sınavın 3 aşamasında da aynı puan almış. He, aynı puan almış. X kaçtır diye soruyor. Şimdi aldığımız puanlar belli. Birinci aşamada soru başı 2P puan alıyoruz. 2P çarpı 5K eksi A mesela eşittir diyorum. 3P çarpı 4K eksi A diyeceğim. Şurası XP olduğu için o XP kalsın orada. Şimdi dağıtırsam bunları ben 10PK eksi 2PA eşittir. 12PK eksi 3PA derim. Böylelikle 3PA'yı diğer tarafa attım. PA kaldı elimde. 10PK'yı diğer tarafa attım. 2PK kaldı elimde. Buradaki P'leri götürebilirim değil mi? Böylelikle A'nın 2K'ya eşit olması gerektiğini de anlayabilirim. E şimdi burada eğer ki A 2K'ya eşitse 5K'dan 2K'yı çıkarmış bak buradaki doğru sayısı 3K. 4K'dan 2K'yı çıkarmış buradaki doğru sayısı 2K. 3K'dan 2K'yı çıkarmış buradaki doğru sayısı K'dır arkadaşlar. Şimdi bizden X soruluyor ya ben burada o zaman şunu yapabilirim. Şu kısmı göz atalım. 2P çarpı doğru sayısı neydi? 3K'ydı. Yani alınan puan aslında 6PK'dır değil mi? O zaman şurada da yani 3. aşamada da aldığı puan 6PK olacak. Yani ben XP ile K'yı çarpınca X çarpı P çarpı K alınan puanı bulurum 3. aşamada. Ki burada P'ler ve K'lar giderse X'in de 6 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O halde doğru cevabımız e seçeneği olacaktı sevgili arkadaşım. Evet. Böyle tam anlamıyla böyle eksiksiz kusursuz kılçıksız bir TYT sorusu. Bu TYT'nin 14. 15. sorusu falan olursa hiç ama hiç şaşırmam yani. Evet. Gençler devam ediyorum 7. sorumla. Daha iki sorumuz var videoda. Şekilde verilen sütun grafiğinde bir öğrencinin Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında çözdüğü soru sayıları verilmiş. Buna göre bu öğrencinin Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında çözdüğü soru sayıları bir bir, bir daire grafiğinde gösterilirse eğer Şubat ayında çözdüğü soru sayısı Kaç derecelik merkez açısıyla gösterilir diye soruluyor. Şimdi ben burada bu Ocak, Şubat, Mart ve Nisan'da çözdüğü toplam soru sayısını bulurum. Daire grafiğini 360 dereceye endeksleyebilmek için. Ocak'ta 700, burada 800 etti 1500. 500 daha 2000, 1600 daha 3600 yapar. Toplam soru sayımız 3600 iken Şubat'ta çözdüğümüz 800'müş. Şimdi 3600 ile 800 ise ben bunu bir daire grafiğinde göstereceksem eğer şurası merkez e bunun tamamı zaten 360 derece ya hani e 360 ise bak şöyle sildim şöyle sildim o zaman 360'da da tabii ki bize 80 dereceyi verecektir hatta şöyle bir şey olur 80 derece burası da Şubat'ta çözülen soru adedir derim ve 80 derecedir derim doğru cevabımız A seçeneği olur sevgili arkadaşlarım ve artık son sorumuzu çözüyoruz bu testimizde hayırlı olsun. Ne kadar çabuk bitiyor değil mi? Burcu'nun mavi, kırmızı ve sarı bilgeleri vardır. Bu bilgelerden mavi bilgeler hariç A tane. Şimdi dur. Mavi bilgileri ben M ile, kırmızı bilgeleri K ile ve sarı bilgeleri S ile nitelendirecek olursam. Mavi bilgeler hariç A tane bilgisi varmış. O zaman kırmızıyla sarıların toplamı A'dır. Kırmızı bilgeler hariç. O zaman mavilerle sarıların toplamı B'dir. B taneymiş. Sarı bilgiler hariç yani mavilerle kırmızıların toplamı da o zaman bana C'yi veriyor. Ve diyor ki C küçük A küçük B. Şimdi madem C küçük A küçük B ben bunu şunlarla yazarım. Şimdi C neydi? M artı K'ydı. Küçüktür A yani S artı K dedim. O da küçüktür M artı S. Şimdi bak güzel kardeşim. Ee, diyor ki küçükten büyüğe doğru bu mavi, kırmızı, sarı bir yerlerin adetlerini sırala demiş. Küçükten büyüğe doğru. Şimdi bak. M artı K ve S artı K. M artı K. Küçüktür S artı K. Yani K'ları götürdüm ne oldu? M, S'den küçük oldu. E şimdi bir de şu ikisine bakalım bakalım. S'leri götürdüm bu sefer de. Bak S artı K küçüktür M artı S demiştik. Burada da S'leri ben götürürsem. Burada da K'nın M'den daha küçük olması gerektiğini söylerim. Şu ikisini birleştirebilirsem. K küçüktür m küçüktür s yaparım ve kırmızı küçüktür mavi küçüktür sarı olur kırmızı mavi sarı bana cevabı verir bu da d seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönlümüzün rahatlığıyla evet gençler artık son sorumuzda çözdüğümüze göre 6. testimizin de sonunda K, sonuna e, geldik sonunda kaldık ne yani sonuna geldik gençler ve 6. testi de bitirdik 7. testimizde yine birbirinden bomba, birbirinden güzel, birbirinden şık sorular var. Mutlak surette 7. testi de istersen benden önce de çözebilirsin, ister benle birlikte de çözebilirsin, ister video esnasında durdurup durdurup soru soru benle de çözebilirsin. Hiç fark etmez. O sana ait. Ben hangisini tavsiye ediyorum? Video esnasında durdurup durdurup benden önce çözüp daha sonrasında sorunun çözümünü izlemeni tavsiye ediyorum. Böylelikle hem kampı sıkı bir şekilde idare etmiş olursun hem de ben çözmeden önce soruları çözebiliyor musun, çözemiyor musun bunları görmüş olursun diyeyim. Sana tavsiyemi de verdikten sonra 7. testte görüşürüz diyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal. Sizleri çok seviyorum ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.